Anadolu Ligi İlk Geri Özel Programı'ndan herkese merhaba. Bu haftaki konuğum Binda Sesi'nin kaptanı Volkan Yalçın. Hoş geldin kaptan. Hoş bulduk kardeşim, teşekkür ediyorum. Bugün Volkan kaptanla biz. Artık ben Güntekin Öne, sen Rıdvan Dilmen yardımcımız abi. Tam Mustafa'nın kulaklarını çınlatalım hemen. Sabahtan karşılaştık. Abi geleceğiz, çok güzel program yapacağız. Akşam geldik, Mustafa yok. Galiba bir rahatsızlığı varmış, öyle söyledi bize. Geçmiş olsun buradan Mustafa'ya da. Mustafa'cığım geçmiş olsun kardeşim. Volkan kaptan, biraz Windows FC'den bahsedebilir miyiz? Hani isimlerden geliyor, bilmeyen takımlar var, yeni takımlar var. Yani hemen ikincilik takımları sizi çok iyi tanıyor. Ama 1 ve 3 biraz uzak. Hani şöyle söyleyelim, biz geçen sezon da Anadolu Ligi'nde oynayan bir takımdık. İsmimiz nereden geliyor? Takımımızın başkanı Abdül Hocamız. Abdül Hocamızın Bostancı'da, Club Sporium'da yapmış olduğu bir futbol okulu var. İşte 2 ile 12 yaş arasındaki çocuklarla yapıyoruz bunu. Oradaki futbol okulunun adı Windas. Aslında İngilizce ve Almanca kelimelerden kurulu. İşte win kazanmak. Das Almanca'da olmak eki benzeri bir şey. Kazanan ol gibi bir şey. Kazanan ol tarzında bir isim yapmış Abdül Hoca kendi futbol okuluna. Kendisine futbol dergisi falan vesaire de vardı yine. Windas futbol adı altında yapıyordu. İşte geçen sezon lige girmeden önce dedik Abdül Hoca'ya, dedik biz bu takımı ismi koyalım. Hem dedik bir markalaşmış bir isim. Reklamını da yapmış oluruz. Kendi dergimizden de, futbol dergisinden de takımla ilgili olan reklamlarımızı da yaparız diye düşündük. Öyle koyduk. Şimdilik öyle gidiyor. Windas aşağı, Windas yukarı. Yani çalkantılı bir şey olsa da, geçen sezonda olsun, bu sezonda olsun, İnşallah kazanan olacağız diye umut ediyoruz, bekliyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Peki ilk sezonumuz olan geçen sezondan önce bahsedelim. Hiç açmayalım. Takım çok hevesli geldi. Kalabalık bir kadro. Hani yedeklerle beraber, onun dışında taraftarla beraber bir 25 kişi falan geliyordunuz. En kötü. Geçen sezon... İyi bir hava da yakalamıştınız. 4 hafta sonra ne olduysa... Bizim geçen sezon başladı. Takım esame listemiz 24 kişi falandı. İlginçtir. Geçen sezon maçlardan önce hani ben kimseye baskı da yapmıyorduk. Aman gelin maçımız şöyle. Sadece her takımda olduğu gibi WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuzda maç tarihini paylaşıyoruz. Geçen sezon için söyleyeyim. İşte arkadaşlar bu hafta maçımız şu tarih, şu saatte. Bilginiz olsun. İşte geçen sezonki başkanımız Serkan abi, Abdül, ben. İşte kadro çalışması yapıyoruz. İşte şu oynar, bu oynar. Abi maç günü bir geliyoruz. 24'ün 20'si burada. 20'nin yanında benim eşim, çocuğum, işte Abdül Hoca'nın eşi, Serkan abinin çocukları derken geçen sezonu, sezon sonuna kadar herhalde bir taraftarımız, bizim kendi içimizden olan fix bir 25-30'umuz garanti birinci derece akrabalar, eş dostlar dahildi. Tabii kenardan yine destekleyen abilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de oluyordu. Ama geçen sezon ne oldu bilmiyoruz. Hani çok güzel bir başlangıç. Ben de çok ümitliydim sizden çünkü gerçekten çok iyi başlamıştınız. Aynen. İlk hafta bir Atletik maçı, 4-2 gerideyiz, 5-4 maçı aldık. 4 hafta takım lider gitti. İşte ne oldu? Bir Esse mağlubiyeti, arkasından bir Göztepe mağlubiyeti. Bizim şeyimiz, düşüşümüz başladı. Yani playoff'a kalamadık. Ama Anadolu Ligi'nde güzel bir ortam yarattığımızı düşünüyoruz. Renk kattığımızı düşünüyoruz geçen sezon için. Tribün desteğimizin, şimdi bu sezon Göztepe'nin tribün desteği kadar olmasa da taraftar burada Murat abiye özellikle selam yolluyorum. Geçen sezon renk kattığımızı düşünüyoruz tribün anlamında, izleyici taraftar anlamında. Güzel bir ortam olduğu kanaatindeyiz. İnşallah daha iyi oluruz diye umut ediyoruz. Peki geçen sezon bitti. Yani bir iki hafta ara geldi, aynı şekilde devam ettiniz yine. Mağlubiyet serisi 3 maç. Sezona, bu sezona da kötü başladınız. Bu sezona şöyle, geçen sezonki takım kadromuzdan 10 kişiyle falan bağlarımızı koparmak demeyelim onu aslında da. Harun arkadaşımız vardı. Geçen sezon oynadığımız Titan maçında çapraz bağlarını kopardı. Ameliyat oldu. Bu sezon oynayamayacak. 9 numaramız Yiğit apandisten ameliyat oldu. O da bu sezon oynuyor. Yani bu çeşitli sakatlıklarla sakatlık. Sami kardeşimiz vardı. İstanbul'da çalışıyordu. Şimdi Sakarya'da bir iş kurdular. O derken bir 10 kişiyi takım esame listesinden çıkardık diyelim. Hala grubumuzdan çıkmadılar. Hala çevrimimizdeler, muhabbetlerimizin içindeler, sohbetimizin içindeler.
Onların yerine yeni gelen arkadaşlarımız oldu. E tabii bir de geçen sezon bitti. Hani çok bir şey yapamadık. Ara veremedik. Hazırlık süresi çok kısa oldu. İşte Gümüş Kupa maçlarında deneyebildiklerimiz, denedik, deneyemediğimiz, oynatamadığımız oyuncular var. Öyle olunca kemik kadroyu kurmakta zorlandık. Şimdi çünkü geçen sezondan sayayım size. Harun, sol bekte, orta sahada, her tarafta koyup oynattığımız bir arkadaşımızdı. Sakat. Listede yok. Sami öyle. Geçen sezon kaptanlığımızı yapan Ufuk vardı. Ufuk da bu sezon işlerinden dolayı listemizde var adı. Ama daha bir maçımıza, daha ilk sezonun ilk açılış maçında gelebildi. Onun da yoğun bir tempoda çalışıyor. E tabi bunların hepsi üst üste geldiği zaman kemik kadroyu kurmakta bir sıkıntı yaşadık. Artık bu geçtiğimiz hafta işte ufak ufak bir kıpırdanma yaptık. Evet, bu haftaya da değinelim. Güzel bir galibiyet aldınız Paris'e karşı. Yine taraftarda etkiniz de vardı. Ya tabi. Hem onu... Vazgeçilmeziniz. Ya taraftar vardı. Bir de hani dedim ya kemik kadro. Bu hafta oynayan arkadaşlarımızın yani sahaya çıkan 7'nin 5 tanesi zaten geçen sezonda bizim maçlarımızda oynayan, en azından beraber oynayan insanlardı. Bir onun faktörü vardı. İlk iki hafta bizde bir Selahattin faktörümüz var. Selahattin Serçe. İlk 2-3 hafta maçlarından dolayı aramızda olamamıştı. Yok muydu o önceki haftalarda? 3 hafta yoktu. Mağlubiyetin sebebi belli olmuş. İşte ilk hafta o dönem Yaman'da oynuyordu. İşte Yaman'ın şampiyonluk maçı vardı. Ondan gelemedi. Ondan sonra yine maçları devam etti. Bu hafta müsait oldu. Geldi. 4 gol attı. Gösterdi, evet. Farkını gösterdi. Selahattin kaliteli bir ayak bizde. Yani oyuncularımızın hepsi. Yani her şöyle takıma gereken ayaklardan. Her takıma. Kesinlikle katılıyorum ona. Şimdi alıyorum ben takım listesini. 18-19 kişi var. Bakıyorum ya bu listenin sonuna ben kendimi yazabiliyorum yetenek anlamında. Baktığın zaman hepsinin bir futbol, yani benim çok bir futbol geçmişim yok. Yani lisansta oynamadım. Hani askeriye de... Bu ligin amacı zaten biraz da o yani. Yani işte ortaokulda, lisede, okul takımlarında oynadığımız futbol. İşte askeriye okuldayken oynadığımız futbol. Derken işte... Hobi futbol işte yani. Hobi olarak yaptığımız bir şey. Benim de öyle. Yani pek fark yok. Güzel de oluyor böyle olması ama Selahattin dediğim gibi her takıma gerek yok. Rahatlıkla birincilikte de burada özellikle her takımda oynayabilecek yani bir ayak. Selahattin yani. Serçe'nin aynen. Selo'yu birincilikte de koysanız her takımda oynar. Oynar, rahatlıkla oynar çünkü yetenek olarak hani üst düzey oyunculardan kesinlikle. Biri. İki sezondur zaten takımda ön plana çıkan oyuncu. Adam, Selahattin. Aynen öyle yani her maçında geldiğinde 3-4'ü garanti var. Bir de Murat'a da değinelim. Ben özellikle hani golleri falan arkadaşlarla işte keserken Murat'ın çok golünü biz alıyorduk. Öndeki şey, kurtarışını çok alıyorduk. Bu sene de iyi başladı. Bence Murat'ın performansı iyi ama şanssızlıklar yaşıyor. Belki takımın tam olarak toparlanamaması onu da etkiliyor ama bence hani benim beğendiğim bir kaleci. Ya Murat abi çok enteresan bir yapıya sahip. Yani şimdi arayayım ben mesela Murat abiyi. Emin olun pazar günü oynayacağımız maçla ilgili kesin bir şeyler yazıyordur, çiziyordur, not alıyordur. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım. Şimdi Murat abi benim aynı zamanda aynı binada oturuyoruz. Komşum da aynı zamanda. Hem meslektaşım hem komşum. Her fırsatta hani abi nasılsın, merhaba. İşte takım şöyle olur mu, böyle bir şey yapar mı? Yani motivasyonunu çok üst seviyede tutmaya çalışıyor. Ve oynadığı yere şey yapıyor, kendini alıyor. Geçen sezon bir Los Galacticos maçımız vardı. LG Club maçı vardı. Evet. Maçtan sonra dudak içten mor. Dudak patladı. Kafasına tekmeydi. Yani abi çıkartalım seni. Yok yok yok. Bir fark var daha. Biz bu maçı alacağız deyip daha sakat sakat maçı bitiren bir adam. Takımın kemik oyuncularından o da. Yani. Ama işte oluyor yani. Şanssızlıklar herkesle oluyor. Düzelir. Tabi bu hafta yediği golü bir daha yerse... Takım olarak kendisine cezalarımız, yaptırımlarımız büyük olacak. Bu hafta yediği golden sonra tüm takımı çay ısmarlaması. Hep bir şanssızlık yaşamış ben de senden duydum. Çay ısmarlamak zorunda kaldı. Bunların devamında cezalar büyüyecek. Hadi çay kahveye de ben kahve Türk kahvesine. Tabii şimdi Murat abinin de motivasyonu bizim için önemli. Evet. Çünkü kale çok önemli. Yani kale bizim için... Ya senin motivasyonun düşerse örneğin ya da bir başka oyuncunun diyelim. Hani Selahattin'i dışarıda tutarak konuşuyorum. Yerinize gelecek oyuncular sizden pek bir hani artı olarak da çok yüksek aynen. Olmaz, eksi olarak da. Hani açığı kapatır ama hani kale sıkıntıdır her takımda. Bu oranın
sağlam olması lazım. Aynen. Her takıma da sağlam bir kaleci lazım bence. Murat abi kalecilik anlamında mükemmel ötesi bir kaleci diyebilirim ben. Yetenekli ya. Yani keza bizim geçen sezon sağ bek oynayan Gümüş Kupa maçlarında kalede oynattığımız Murat abinin özel sebeplerinden gelemediği dönemde Yücel de mesela aynı kalitede, aynı kumaşta. Yücel şaşmaz. Yücel yani. Şaşmaz. Evet. Onun da evliliyatı burada zaten kaleciliktir. Kalecilik kökeninden gelen bir oyuncu. Daha sonrasından işte onun da şanssız sakatlıkları. Sami arkadaşımız onun bir maçta şut çekip bileğini kırdıktan sonra o da bir korktu. Kaleye geçmeye korkuyordu. Bu dönem bir onunla başladık. Sonra Murat abiyle tekrar devam ettik. Bu şekilde devam edecek ya. Yani Abdül Hoca'ya da bir değinelim. Hazırlık maçlarında bir gol atmıştı. Çok da güzel bir gol. Bu sezon oynayacak mı diye düşündük hani de. Şimdi şöyle Abdül Hoca başkan olarak yazdık zaten. Evet. Geçen sezon takım kaptanı olarak geçiyordu Esame listesinde. Bu sezon başkan olarak yazdık. O da çok oynamak istiyor. Yani oynama isteğinden yana hiçbir sıkıntımız yok. Ama Abdül Hoca'nın Almanya'da futbol oynadığı dönemde dizi kırıldı. Dizi kırıldı, çok ağır bir sakatlık geçirdi. Futbolu orada ondan dolayı bıraktı. Ondan sonrasında teknik direktörlük olayına yöneldi. Şimdi burada içi gidiyor. Oynayayım, evet. oynayayım diyor ama bu sefer de diyor ki ya sakatlanırsam. Doğru. Dışarıda çok dışarıda bir işi var. Evet. Hafta sonu hadi dışarıda iş tamam. Hani koltuk değnekleriyle gidersin, oturursun, masa başında işini yaparsın. Ama Abdül Hoca'nın hafta sonu bir de futbol okulu var. Oradan da darbe yerse sıkıntı olur. Futbol okulundaki çocukların antrenmanına çıkamazsa Binnaz Futbol Okulu'nun kapısına kilit vurmak gibi bir şey olacak. Bu sezonda ona da yani bu konuda onunla da konuştuk. Ben dedi başkan olayım. Teknik olarak da dedi yardımcı olurum, destek olurum. Zaten maç kadrolarımızı ben karışmıyorum. Çünkü etik olmaz. Evet. Sonuçta hani takım kaptanı olarak ismimiz yazıyor. Şimdi yeri gelip sahaya belki ilk 7'de çıktığım olacak. Hani o durumlar olduğu için Abdül Hoca'ya da müdahale etmiyorum o konuda. Sen yap hocam kadroyu diyorum. Çünkü bu sefer şey muhabbetinden korkuyoruz, çekiniyoruz. Yani çok yapmazlar, yapılmayacağını biliyorum ama insanoğlu boş bir anına gelir, sinirli olur. Der ki ya işte ben her hafta geliyorum, ben deneyi mi oynuyor, beni koyduğunu düşün. Ben deniyor oynayan, dedim ya listenin sonundayım ben. Yetenek anlamında var. Öyle de ama yetenek açısından bakmamak lazım. Biraz ama şimdi hani burası sonuçta hani daha çok arkadaşlar arasında gelip takım kurulup oynanabilecek bir turnuva. Ya tabii biraz. O da öyle. Yani arkadaşlık zaten bizde yani şey, biz isteriz böyle hani bizim bildiğimiz renkli simaların sürekli oynamasını. Yo ben bu rengi kenardan da katarım. Hani arkadaşlardan şey olmasın. İşte benden daha kötü oynayan var. Onu ilk 7'ye koymuşum. Ben daha iyi oynuyorum. Niye ben 7'yim? Diyaloğu yaşanmasın. Ben bu sebepten dolayı Abdül Hoca'ya dedim. Hocam sen kur kadroyu. Boynumuz kıldan işe. Yedekte koysan sıkıntı yok. İlk 7'ye de koysan sıkıntı yok. 15 dakika sonra çıkarsan da problem değil. Hani ben onu zaten çok problem etmem. Aman girdim, 5 dakika oynadım, çıktım, şu oldum, bu oldum. Benim için hiçbir önemli olan 5 dakikada olsun çıkalım, oynayalım, stresimizi atalım, muhabbetimizi çevirelim. Zaten değişiklik haklarınızı her zaman 3'e tamamlayan bir takım. Tabii. Fix. Varsa her türlü. Evet. Kaç yedek var? 2 yedek var, 2 değişiklik. 1 yedek var, 1 değişiklik. Şey yok, sıkıntı yok ondan ya. Olması gereken. Aynen öyle. Çünkü onlar da kafa yoruyor. Ayhan olsun, işte Yücel olsun, ben olayım. Sonuçta bir kafa patlatılıyor. Yeni transferlerimiz olsun. İşte Zeynel'di, Ahmet'li Bayram'dı, Doruk'lu Batu'ydu. Herkes oynasın. Yani sonuçta ben her zaman söylüyorum. Hani bunu küçümsemek anlamında söylemiyorum ama turnuvanın sonunda alacağımız bir kupa. Birer evet. de madalyamız var. Bunların keyfini çıkararak alalım. Yani burada hır çıkmasın, gür çıkmasın, kavga dövüş olmasın. Ya kupaya mana yüklemek lazım. Aynen. Önemli olan geldiğimiz zaman sahaya çıkarken ya benim yaşadığım diyalog. Ben geliyorum sahaya çıkarken bütün kaptanlarla muhabbetim var. Geliyoruz abi başarılar, sarılıyoruz, tokalaşıyoruz. Maç sonunda da dikkat ediyorsunuzdur gerçi. Oyunda olayım olmayayım. Maç bittikten sonra sahanın içine girerim. Rakip oyuncu, kendi oyuncum hepsini tebrik eder. Kendi oyuncularımla beraber çıkarım. Zaten keyif almak önemli. İkincilik denince aklı ilk gelen takımlardansınız.
Mesela yani, benim aklıma gelir. Yani öyle bir iz bıraktıysak ne mutlu bize. Ya ikincilik bunun sebebi hani diğer takımlarla ilk sezonunuzdan gelip direkt hani samimiyeti kurmuş olmanız, hani saygınlığı kazanmış olmanız, iyi ilişkiler. Ya tabii şey de önemli, hani ligi de tanımak önemli. Evet. Ya şimdi Anadolu Ligi 4. sezonunu oynuyoruz. 4 müydü? 4. 4. sezonu oynuyoruz. 2. sezonunda Gata FC'de oynadım. 3. sezon bizim kendi takımımız. 4. sezon yine kendi takımımız. Hani bir belki 1. sezonunda hiçbir takımda oynamadım. 1. sezonunda sağlam takipçisiydim, izleyicisiydim. Hani belki onun da ufak bir etkisi olur. Çünkü simaları tanıyoruz. İşte Ufuk Başkan olsun, Bado olsun, işte Mustafa sen. Hani herkes de şey var. Diyalog güzel. E tabi insanoğlu kendinin aynasıdır. Aynen. Derim ben. Sen nasılsan karşındakinde öyle görürsün, öyle davranır. İyi olursak iyi olurlar. Biz kötü olursak karşımızdakilerimize kötü davranır. Peki Anadolu Ligi demişken ilk sezondan beri içindesin kaptan. Birinci sezondan dördüncü sezona kadar ligin artık gelişimini, ileri mi gitti, geriye mi gitti, var mı? Gelişmeyen nelerdir peki Anadolu Ligi senin gözünde? Ne şekilde ilerleyen bir lig? Yani, biraz Anadolu bu sezon için söyleyeyim. Bu sezon artık hani kusursuza yakın diyebiliriz. Niye? Çünkü hani birinci, ikinci sezonlarda hani yeni olmasının da etkisiyle beraber işte çok bağırış, çağırış, kavga, gürültü vesaire bir sürü şeyler oldu. Hani bir şekilde bunların önü kesildi, engellendi, set kuruldu. Bir kere zaten böyle bir organizasyonda kavgayı, gürültüyü engellediğiniz zaman her şey güllük gülistanlık olur. Aynen öyle. Zaten bu hani sezonda her şey bir kenara, yani kavga, gürültü bir kenara. Yani mutsuz ediyor takımları, üzüyor yani. Yani şöyle söyleyeyim, mutsuz da ediyor. Siz de görüyorsunuzdur, fark ediyorsunuzdur. Benim 3,5 yaşında bir oğlum var. Evet. Rüzgar. Her hafta geliyor. Yani evde yakın olduğu için şimdi arka balkondan düdük sesini duyduğu zaman koşarak yanıma geliyor. Ve baba düdük çaldı, maçlar başladı. Annem benim üstümü kalın giydirsin, hadi biz seninle maçı izlemeye gidelim. Şimdi ben buraya kendimden örnek veriyorum. 3,5 yaşında çocuğumla geliyorum. Hafta sonu zaten eşinle gelmiş daha. Eşimle geliyorum. Şimdi burada bu küfürler, kavgalar, gürültüler olduğu zaman şimdi ne benim çocuğum bu küfürleri dinlemek zorunda, ne benim eşim bu küfürleri dinleyip bunlara, kavgalara, gürültülere şahit olmak zorunda, ne de etrafımızda oturan insanlar. Evet. Bunlara şahit olmak. Oraya kadar yani eve kadar düdük sesi gidiyorsa yani benim 3-4 bina geride oturuyorum. Oraya düdük sesi geliyor. Etrafımız ev dolu. Şimdi buradaki insanlar da bizim küfürlerimizi, bağırışımızı, çağrışımızı, hani bağırış çağrış illaki olacaktır. Bu bağırış çağrıştan kastım yani hırgür anlamında, kavga dövüş anlamında dinlemek zorunda değiller. Ama ilerleme açısından bu sezon daha güzel ya. Hani CKM'de yaptığımız toplantıda da olsun işte iş dünyamız. Mesela gerçi o iş dünyasında da herhalde ufak tefek daha ufak güncellemeler. Ufak tefek herhalde var ama onu tam hale getirip yayınlamayı düşünüyoruz. Onu olduğu zaman güzel olur. Yani şöyle söyleyeyim, mesela bir işim düşüyor. İşte atıyorum bir branda yaptıracağız, pankart yaptıracağız. İş dünyamızda şey olmadığı için ben Ufuk abi arıyorum mesela. İlk aklıma gelen Ufuk abi. Ya bizim de maçımıza geliyor. Örnek veriyorum mesela şey, buradan Atalar'da bir Levent abi var. Bu telefoncu. Geçen gün benim telefonla alakalı bir problemim oldu. Ya dedim hadi Levent abi telefoncuydu ya bir arayayım. Aynen. Vardım işte. Yani hani. Ben Ufuk abi düşününce geliyor bana. Yani abi ya şöyle bir işimiz var. Ne? Atıyorum branda yaptıracağım abi, hani var mıdır çevrende bildiğin vesaire. İşte mesela Abdül Hoca'nın eşi düğün, kına vesaire organizasyonları yapıyor mesela. Onun çok acil bir kuru yemiş ihtiyacı da oldu mesela. Son dakika ona kaldı olay. Yine ilk aklıma gelen Ufuk abi oldu. Abi kuru yemişçi var mı? Ya bunu biraz daha... Ya bunlar benim küçük örnekler işte. Evet. Reklam, işte ya, kuru yemiş, şu bu ama. Biz de buradan yola çıkıyoruz. Ama... Yani o kadar büyük bir şey ki her sektörden insan var burada. Yani aile gerçekten, yani Anadolu Ligi ailesi geniş bir aile oldu. Bu sezon tam aile formatı. Onun dışında hani hakem olayları falan da biraz bence şu an iyi seviyede hakemlerimiz. Yani çok kaliteli hakemlerimiz var. Hani sürekli de devir daim oluyor, gelen oluyor, giden oluyor. Ama şu anki seviye bence çok iyi. Çok çok iyi. Aydın Hocam, buradan selamlar sunuyorum kendisine. Ama bizim gönlümüze taht kurmuş bir hocamız var burada, Ümit Hoca. Sadece Windows olarak bizim değildir. Ümit Hoca burada belki bütün takımların sempatisini kazanmış diyebilirim. Sempatik bir hocamız, evet. Çünkü yani
insan idare etmeyi çok iyi yapıyor. Geçen sezonlarda bizim de yaşadığımız bir sıkıntımız, bir Catenaccio maçımız vardı. Hakemden dolayı çok itirazımız oldu. Sağ olsun Aydın Hocam adaşını getirmiyor artık. Gelmiyor, kesti kendisini ama bu sezon hakemler de yani çok bir şey olmadı. Büyük bir problem yaşamadı. Yani onlar da insan. Yani hani robot değil ki, makine değil ki. Her pozisyonun içinde böyle merceğin uzunlasın pozisyonu. Yani, kaçacak, yani. İllaki kaçacak. Yani önemli olan tamam hani iyi hakemlik bir yana da önemli biraz da niyet. Kesinlikle. Tabii kötü hakem kötü hakemdir. Bu hani ne kadar iyi niyetli de olsa buraya çıkamamak lazım. O ayrı bir mevzu. Kesinlikle mevzu. Katılıyorum. İnsanlara zarar veriyor çünkü. Hani bilmemesinden oluyor ama hani bizim bildiğimiz iyi hakem buraya kötü niyetle gelmez. Kimse hani yok üstümüze oynuyor gibi şeyler falan filan bu ligde olmaz. Çünkü bizim mesafemiz herkese aynı. Yani şimdi üstü oynama olsa sakın bu söylediğim yanlış anlaşılmasın. Baş hakemimiz Aydın Hoca. Her gördüğüm yerde tokalaşırız, sarılırız, halini hatırını sorarız. Maçıma çıktığı zaman ben bayrıcalık beklemem. O da çıkar ama ben işte Volkan'ı seviyorum. Volkan ayrıcalık yapayım dediğini de yaptığında görmedik de duymadık da. Önemli olan iyi niyet olacak ya. Yani ne dedim ya başında, görmeyebilir. Evet. Görmeyebilir. Ümit Hocam anlatır mesela maçın birinde penaltıyı görmemiş yani. Maçtan sonraki hafta videoyu getirmişler. E hocam bak sen buna vermedin. Şahit olduk biz ona. Ters açıda kalmışım, görememişim. Hakkını helal et dostum dedi. Sarıldılar, tokalaştılar. Ya zaten hani öyle bir durum olsa bütün yönetim ligde oynuyor. Ya, Ufuk abiden yani, ondan yani. Ben çünkü öyle bir şey olduğu zaman. Ya Bada abi direkt... Balena'da oynuyordu. Aynen. Balena eğlendi. Ya Mustafa Sönmez de hani playofflarda oynamamayı tercih etti. Çünkü böyle şeylerin ister istemez önüne geçmek istedi kendisi de. Aynen haklı öyle. Olarak da. Ufuk abi Esse de oynuyor. Ufuk abi Esse de oynuyor. Birinci lige çıkmak için mücadele ediyorlar. Kendilerince. Yani bazen geliyorlar sonlara doğru. Eleniyorlar falan sıkıntı oluyor ama hani hakemlik hiçbir durum şu ana kadar hani ne bir yönetim bu takımda diye bu takımı hani kötü davransın hani yok dışarıya iyi görüneyim falan filan o zaten onu o tarz bir şey o da, olursa o da, o da başka bir şey. Anadolu Ligi ailesi olarak biz aile dağılır. Yok aile efendim yönetimin o hayır, yönetimin karşısındaki takıma iyi davranabilir. Bu olabilir. Yönetimi iyi davranmayayım diye. Evet. İlk sezon Esse küme birinci sezonunda Esse birinci ligde oynuyordu. Doğru. Küme düştü. Ayrıcalık olsaydı olurdu yani. Baba abilerin takımı da düşmüştü o ara. Eski dostlar da bir takım vardı. Eski dostlar da şöyle oldu ama. Lisans mevzusun vardı. Badayı, ben yoktum o ara. Badayı hatta dedim adam gibi adamsın. Helal olsun sana abi dedim. Liste dışı bir oyuncu yazmışlar galiba. Bada'nın da oynamadığı bir hafta. Bada geliyor bakıyor. Çekin beni diyor. İhraç edin ligden diyor. Liste dışı adam oynatmışlar. İhraç edin beni diyor. Birincilik takımı. Ve birincilikte oynuyor eski dostlar. Birincilik takımı çekin aynen. Beni dedi, ihraç edin dedi. İhraç ettirdi kendini. Bravo. Yani şimdi dediğim gibi onlar da insan. Yani makine değiller. Aynen öyle. Göremeyebilir, gözünden kaçabilir. Çok da abartmamak lazım. Yani varsın bir hakem hatasından bir golü vermesin. Yani. Ne olacak ki ölüm diye oluyor yok sonunda. Aynen öyle. Yani sonuçta buraya... Insanlar... Bizim her zaman o konuda şeyimiz vardır. Yani hakem kötü olabilir, hatalı olabilir. Hakemi de yeneceksin. Bizim bir evet, ben takımıma her zaman bunu söylüyorum. Evet. Yani hakem kötü niyetli değildir. Kötüdür belki. Ya kötü bir maç yönetmiştir. Kötü yönetmiştir. Kötü bir idare yapmıştır. Hakemi de yen. Aynen öyle. Bir fazla at. Onu da hakem için at. Yani hakemi de yen diyorum. Peki sosyal medya sorularına biraz geçelim. Ona gelelim. Titan sesi, Volkan Kaptan'a selamlar. Takımımızda en çok beğendiği oyuncu hangisidir diye soruyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz sezon başlarken Onur'la bir prensipten anlaştık. Evet. Bir gümüş kupa maçlarında Onur'u oynattık. Giydi, formayı da giydi. Tabii formayı giydi. Ondan sonrasında tabii şey de oldu. Onur Titan'ın abisi. Yani hem kaptanı kurucu, hem abisi, kurucuları. Kardeşi orada oynuyor. Burada bir hazırlık maçından sonra takımca Onur'a baskına gitmişler. Onur aradı abi dedi böyle hani dedi. Çok da ısrar ediyorlar. Onur da bu arada çok sevdiğim bir kardeşim. Ona da selamlarımı iletiyorum buradan.
Dedim kardeşim yani bak bizim seninle dostluğumuz, arkadaşlığımız baki, ondan yana hiç sıkıntı yok. Sonuçta dedim onlar kardeşin orada oynuyor. Yıllardır beraber oynuyorsun. Aklın zaten orada kalacaksa biz de zaten verimli olmaz. Evet. İstekli zaten, istekli değilse yani o tarafa daha çok gönlün kayıyorsa biz dedim darılma gücenme yapmayız. Kardeş takım oluruz. Destekleriz, şey yaparız. Ondan yana hiç sıkıntımız yok dedik. Hala ben gelirim burada Titan'ın maçlarını izlerim. Sağ kenarından Onur'a sataşırım arada kenardan, koş sana yürüme falan diye. Ama bu sezon olmadı da yeni sezon Can Ateş, Can Sümen ve Onur'u, hatta Onur, Umur'u da getir. Siz dördünüzü alalım. Titan'sı direkt kapatalım. Titan'ı kapatalım ha Titan'sı. Ya senin gitmen daha kolay olacak abi oraya. O kadar. Ben oynayamam abi Titan'sı. Şimdi ben orada ben keseceğim bir şey yok, adam yok orada. Bu arada şey, konuya girmişken varsa transfer etmek istediği bir oyuncu takımdan anlaşabiliriz demiş. Tamam işte, senin lafını ise. Hemen söylüyorum işte. Can Ateş, Can Süman, Umur Onur dördü. Kaleci de alalım abi bari. O da hoş kalmasın da. Ya takımları da birleştirebiliriz. Hiç şey yok. Sıkıntı yok. Titas, Das. Ya da... olabilir. Bint it. Ya, olabilir yani şey yok. Onlar şey kardeşimiz bizim. Peki aradığımız soruya bir cevap bulamadık abi. En beğendiğim futbolcu Titas'ta. Titas'ta tek isim vermeyeyim de. İsimler diyelim o zaman. İsimler diyeyim. İki isim. Can Ateş, Can Süman. Evet, takımın Onur'un yeri bizde ayrı ama o takımın benim gözümde Can Ateş, Can Suman, Can Damarı diyebilirim. Aynen. Özellikle Ateş. Ateş evet lige. Geçen sezon sakatlık vesaire çok şey yapamadı. Hani girdi, denedi, 5 dakika sonra sakatlandı. Galiba futbolu ara vermişti, biraz hantal gelmişti böyle biraz. Kilosu falan vardı da bu sene... Bu sene Ateş iyi. Ediyor Can. Aynen öyle. Can bu sene... Allah sakatlık kaza bela vermesin inşallah. Böyle devam eder. Galacticos Junior, LG Club, Galacticos Junior biliyorsun zaten. Barış abi. Evet, bunu Galacticos Junior adına sormuş. Önümüzdeki sezon bizimle beraber 3. ligde oynayacağımızı kameralar önünde kamuoyuna duyurmasını istiyoruz. İlginç bir soru. Şöyle şimdi biz o sorunun kaynağı şundan kaynaklı. Bu arada selam söylemiş. Barış abi aleyküm selam. Biz de selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Şimdi Los Galacticos Juniors'ın oyuncuları benim gibi zayıf. Vallahi ben de o takıma kayıtlıyım, ben de o sınıfa giriyorum. Yani fit, diriler. İşte Barış abi olsun, Sata abi de orada oynuyor galiba. Sata abi LG'de. LG'de mi? Aynen. İşte Sonar abiyle Barış abi var o takımda. Şimdi burada söyledim, dedim tamam yeni sezon oynayacağım ben seninle abi. Benim gibi fit bir takım. Evet. Yani top oynamak, eğlenmek için şey yapıyorlar. Yeni sezon gideriz ya. Transfer tekliflerini açsın. Gideriz. Barış abilerin olduğu yerde sıkıntı yok. O da sevdiğimiz abimiz. Oynarız. Artık Soner abiyle rakip olmayalım da. Soner abi biraz gergin bir abi. Soner abi bayılıyorum oyun stiline. Koşuyor koşuyor geliyor yapıyor faali. Sinirleniyor. Bir şey yapmadım. Hadi geçmiş olsun falan böyle. Güzel seviyorum ya Soner abinin oyun stilini. Evet. Eğlenceli bir takım. Eğleniriz de. Hani çünkü Barış abi çıksam da ikinci lige. Ben 3'te kalırım diyor. Evet, takım 3. ligde kalacakmış. Böyle yani, eğlenmek için en güzeli ya. Ya ben şunu diyorum zaten. Hani 2. lig gerçekten şey. Tamam, keyif alıyorsunuz, eğlence ama çok böyle eğlenceye gelecek bir lig değil. Evet. Yani çünkü herkesin özellikle playofflara yangın yani. Çünkü herkesin hedefi var. Tamam hani 3'teki arkadaşlarımıza, takımlarımıza hedefsiz demek istemiyorum ama hani daha böyle bir keyifli futbol oynayabiliyorsun orada. 3. ligde. İki farklı ya. Bu sezon özellikle değişik geliyor bana ki. Biraz daha bir hararetli. Ya hararetli. İşte kura çekiminde Turgay kaptan, Gözgöz'ün kaptanı hani bana takıldı lan kebap gruba düştüm falan. Maçlar başladı 4 hafta. 3 galibiyet, 3 mağlubiyet bir galibiyetimiz var. Keza o tarafa bakıyorsunuz, orası da zaten ateş grubu. Orası aynen, orası yazılsız. Burası çok fena, 2A çok fena. Geçen sezonun 2B'si gibi, geçen sezonun da ikincilik B. Evet, zaten B'dekilerin hepsi çıktı üstüne. Aynen, Bağdat orada. 4 takım, ilk 4'ü D'nin 1.'ye çıktı. Aynen. Bir takımın da çekilme olayı olmuştu, 4 takım çıktı ya bu sene. Aynen. Peki Volkan Kaptan, bir ilk 7 rica edeyim senden. İlk 7. Beğendiğin oyunculardan kurulu ligde. Kaleciden başlayalım.
Kale biz ha bu arada kendi oyuncularımızdan şey kuramıyoruz. Abi Ferdi'yi yazarım ben kaleye. Ferdi de transfer oldu bu arada. Enemol peki transfer oldu. Bu hafta ben maçını izleyemedim. Çok iyiymiş. Mükemmel kalecilik yaptı. Tebrik ederim onda. Mükemmel kalecilik yaptı. Hani güzel kaliteli ayaklar vardı güzel Marmara'da ama çok top kesti, çok top çıkardı. Şey gibi, Niki gibi Muslera Ferdi'ye. Evet. Ferdi çok iyiymiş, çok bastı geçti. Zaten ilk yediye de aldık. Eve gittim. Baktım Animal Pack maçı var. Lan dedim Ferdi Animal'a transfer olmuş. Gidelim izleyelim Ferdi'nin maçını. Güzel de motive olmuş. Kendini güzel hazırlamış da maça. Ferdi'nin kafası rahat olursa güzel maçlar çıkartıyor. Kafası dolu oldu mu şey yapamıyor. Kendini veremiyor maçlara ama. Bu hafta Ferdi güzeldi. Ferdi benim için her zaman bir numara tabii. Ferdi güzel kalecidir. İyi bir kaleci. Defansa gelelim. Defansa bizim uşaklardan Hakan abi Totti. Abi bayılıyorum adamın oyun stiline ya. Ya bu kadar güzel hani kendini vererek oynuyor şey. Hızlı. Tam takım adamı. Evet, güzel motive ediyor. Takımına çok sahipleniyor. Kendi takımına. Selamlar olsun buradan Hakan abiye. Hakan abinin yanında da Titans'tan Umur'u koyalım. Umur'a nasip oldu girmeyi. Umur da çünkü şey. Geçen sezon çok oynayamadı. İşte cezası, sakatlığı evet. Vesaire ama hazırlık maçlarında vesaire de izledik Umur'u. Güzel bir giriş var. Yaptım giriş yaptı. Da. Umur'u koyarım. Orta alan. Ortaya Window to West'ten Deniz. Kule Deniz. Kule Deniz. Bağdat'tan Cem Keskin. Evet. Bu bambaşka bir yetenek zaten. Yani Cem Keskin'in kalitesini ummadık anda bir hareket patlatıyor. Onların yanına Satı'yı koyabiliriz. Orta sahaya yine. Göztepe'den. İleri uca gelince Mert. Animal Pack. Bu hafta ben izleme şansım olmadı. Galiba aynen. Animal Pack'i şey, tek çok iyiymiş galiba. 5 mi gol attı? Sayısını hatırlamıyorum ama. 5 ya da 6. Yani, takımın bütün golleri atmış. Aynen. Hani Animal takım olarak da güzel oynadı ama Mert bambaşka bir faktör oldu orada. Yetenekli. Yani kaliteli. Ayak kaliteli ayak. Evet. Yetenekli. Özellikle bu lisanslı olayın çözülmesinden sonra Animal nefes aldı sanırım biraz. Tabi. Zaten ilk galibiyetini aldılar ligde. Onlar da. Onlar da güzeldi ki. Onlar da Mert geldi. Şey sakat herhalde. Etu bilgim yok o konuda. Sakat diye biliyorum. 2 haftadır. Onların şanssızlığı şey olabilirdi. Kalecileri Berkan sakatlandı. Şans işte. Ferdi geldi. Berkan'la da aynen. Berkan'la da konuştuk. Onun da ameliyat vesaire de olmuş. Tekrar geçmiş olsun. Gördük çünkü o gün maçtan önce atelde kaldırmış geziyordu. Bu nasıl Ferdi'nin varlığıyla. Ferdi'yi isterdim ben ya takımımda. Kısmet olmadı. Ferdi birincilik kalesi abi biraz daha bekleyeceğim. Aynen. Onu zor çekersin sonra. Gaz kesiyoruz abi bire çık. Ya bir işte gel oyuna çıkartalım takımı. Gelir abi, ama bire çıkarsan. Ferdi gelir ya. Evet. Ferdi kırmaz bizi. Bire çıkarsak inşallah çıkarız. Nasıl? 9'unculuktan bir yukarı doğru playoff'a doğru atalım da kendimizi. Ondan sonrasına bakarız. Peki Volkan kaptanın ilk kedisini aldık. Peki kaptan son olarak neler söylemek istersin izleyicilere? Takımlarla alakalı, ligin gidişatıyla alakalı yani fikirlerini alabilir miyim son olarak? Ya son olarak hani şöyle söyleyeyim. Önce bireysel laf söylemek istediğim birkaç takım var. Önce Rıfat kaptan mı başkanı mı aynı zamanda Başa belanı. Başkan evet. Rıfat başkana transfer döneminde güzel takım yapmış. Toprak yoldan onur almış. Güçlendirdiler. İlk galibiyetlerini aldılar. Eğmeni vesaire almış güzel oyuncular. Ama oradan Engin'e bir sorum olacak. Rıfat kaptan böyle transferleri yaptı. Engin'i nasıl oynatacak? Engin Adan zaten oynayamadı bu hafta. Ya takımı ya çok ilginç ya. Ben hani o takımın açıkçası böyle iyi transferler yapmasını bekleyemedim. Belki topraklarının dağılmasından dolayı. Hani beklememe sebebim takımı böyle kurmak istedikleri için. Hani Engin Azar oynamak istiyordu, Rıfat oynamak istiyordu ama iş biraz ciddiye binmeye başladı bence başa belanı. Şimdi Engin'le Rıfat zaten tanınmış bir sima bu. Evet. Özellikle Rıfat. Bomba. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Aynı mahallede de oturuyoruz zaten. O da burada oturuyor. Evet. Yani Rıfat takım kuruyorum dedikten sonra oyuncu
sıkıntısı yaşamaz. Zaten var. Yaşamadı da. Rahatlıkla 24 kişi yanında. Yaşamadı da. Yani kime söylese de Rıfat için gelirler, Engin için de gelirler ama Engin'in işi zor. Giremez burada kadroya. Engin mesajı yani, almıştır. Engin mesajı almıştır inşallah. Takımın kaptanısın ama. Rıfi senin kuyunu kazıyor hacı. Kendisi oynuyordu bu hafta Rıfatorik ama Engin Azar dışarıda. Rıfatorik oynar ama Engin'i kesmiş. Engin'in işi zor. Ya şimdi toprak yolu oyuncuları gelince biraz... Yani, zaten Eymen Avcı. Yani abi ya ne diyelim adamın üstüne. Ya beton gibi adam ya. Birinci harbi yani sağlamlık anlamında. Kalenanın en iyi olduğu zamanlarda takımı taşıyan adamdı yani. Aynen öyle. Bir de benim bu sezon hayal kırıklığı... Geçen sezonun şampiyonu, birincilik şampiyonu Sönmez. Hadi biz... Neyse şöyle bir kenara koyuyoruz da. Bu sezonu çok kötü başladı. İnşallah Şükrü Başkan Erdoğan abi duruma en kısa sürede el atarlar. İşte kısıtlı kadronun biraz sonuçları bunlar. Hani tamam hani playofflarda falan kurulabiliyor bir şekilde ama. Aynen. İşte sezona kısıtlı kadroyla başlarsan oyuncuların işi çıkar, gelemez, o olur, bu olur. Biraz böyle puan kayıpları yani yaşıyorlar. Yani sakatlıkların da tabii çok etkisi var. Bu hafta da onlar ilk puanını aldı ama berabere kaldılar. Berabere kaldılar aynen. Onların maçını da izledim. Müdahale ederler diye düşünüyorum. Bir Sönmez'in de artık... Bir sitme zamanı geldi diyorsun. Kendine gelmesi lazım. Çünkü geçen senenin şampiyonu sonuçta bu takımda. Yani birincilik şampiyonu. Sezon... Şampiyonluk yaramıyor herhalde. Yaramıyor. Dördüncü sezon, geçen sezonun şampiyonu gibi başlamadı. İşte oyuncular... Yani mesela yani kötü... Suadi 2'de şampiyon oldu. Üçüncü sezonu aynı bir şekilde başladı. Aynen. Yani şampiyonluk yarası sakıncalı gibi duruyor. Ama ya da oyuncular mı doyuyor artık? Bilmiyorum ya. O doymuşluğun da etkisi olabilir tabii. Tabii çünkü takımdaki... Ya büyük falan doyulur mu? Ama şimdi öyle demeyelim. Şimdi orada oynayan oyunculardan işte White Devils'ı da oynayanlar var. Monte Carlo'dan. Evet. Orada başka liglerde diyeyim ben. Yani orada demeyeyim de başka liglerde şampiyonluklar yaşamış. Başarıya doymuşluk faktörü var orada. Doğru. Oyuncuların belki kariyeri açısından biraz doğrulmuşluk olabilir. Mümin var çünkü mesela. Aynen. Profesyonel futbol oynamış insanlar biraz. İnşallah onlar da kendine gelir, hani lige renk katarlar. Bakalım diye. Şükrü amca transfer dönemini faydalı geçirirse biraz hareketlenme olur onun takımında da. Yani olur diye umut ediyorum. Diğer takımlar için de tüm geneli olarak söyleyeceğim. Bütün Anadolu Ligi takımları için. Bu hafta ve bundan sonraki haftalar için inşallah sakatlıksız, kazasız, belasız, centilmence maçlar yapılır. Disiplin kurullarının toplanmadığı. Evet. Sitede aktif olarak kullanmak istemiyoruz. Aktif olarak kullanmak istemediğimiz. O kırmızı ateşli top cezalar açıklandı çıkmasın. Cezalar açıklandı yazısını görmeyeceğimiz hafta ve haftalar olur inşallah. Biz diyorum ben arkadaşlarımız için. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki güzel düşünceler için teşekkür ederiz. Biz İnşallah teşekkür takımlar da dikkate alır. Özellikle hani centilmenlik konularını, ceza konularını biraz daha. Ya burası amatör bir futbol organizasyonu. Birbirini bu kadar insanları üzmeye, yani, kırmaya hiç gerek yok. Aynen yani, öyle. Şöyle düşünmek lazım. Çünkü sonuçta burada insanlar hafta sonu geliyor, stresini atıyorlar. Yani eğleniyoruz. Stres atmak için gelip strese girmeye gerek yok. Aynen. Hafta içi hepimizin işi gücü var. Yani herkesin tabii ki yani ligden başka hayatları var. Aynen. Sakatlık olduğu ya Allah göstermesin. Şurada birinin ayağı bacağı. Geçen hafta işte Dinamo Vefa'nın bir oyuncusu sakatlanmış galiba. Evet. Twitter'dan da... Uğur Anlı'ydı galiba adı. Aynen. Yani geçmiş olsun, dileklerimizi iletiyoruz. Tekrar orada geçmiş olsun. Yani yazıktır, günahtır adamın ayak alçıda. Bu adamın ailesi var, işi var, gücü var. Hafta içi çalışması gerekiyor. Evet. Hani bunu da düşünerek oynamak lazım. Tamam, hırs yapalım. Yapmayalım demiyorum. Ama biraz daha böyle onu ayarlarda kaçırdığımız oluyor. Evet. İnşallah bunları yaşamayız. İnşallah çünkü hani üzülmeye gerek yok, gelip burada hani festival havası, biraz insanlar keyiflensin, birbirine selam versin, çayını içsin, maçını izlesin, muhabbet etsin, aynen, aynen aileler öyle gelsin ki buna zaten sen de daha çok istiyorsun. Ya ben tabii. Ya senin ufaklık artık burada tanınan bir şey mi var? Adam şey yapıyor. Her hafta bir fotoğrafı var zaten. Şey var, iş yapmıyor. Ya. Ben nöbetçi olayım, hani evde olmayayım, nöbetçi olayım, annesine ızdırap oluyor. Biraz daha bir tek gelir artık, ihtiyacım olsa. Gelir, hiç ondan şüphem yok, gelir. Bazen baba ben giderim, sen gelme diyor. Takım yapayım der bebelerden bana. Sorma, zaten buradan evde maçtan çıkıyoruz, eve gidiyoruz. Formayla falan görüyor, adam hazır. Baba hemen hiç üstünü çıkarma. Gidiyor, onun da bir küçük Windows forması var. Formasını giyiyor, çorabını giyiyor.
Baba tekmelikleri takalım. Takalım oğlum. Salonda başlıyoruz top oynamaya bir de. Ya öyle bir şey aslında düşünebiliriz küçük arkadaşlarımıza. Çünkü burada da top oynuyorlar kenarda sürekli çocuklar. Aynen. Ufak yani, bir maç yaptırabiliriz yani burada. Sezon sonunda gümüş kupa dönemlerinde aynen. Oyuncular taraftar olur, güzel olur çocuklar için de. Ufuk Başkan güzel bir teklif var bak bunu değerlendirelim. Değişiklik, değişiklik bir anda. Geldi işte minikler turnuvası yapılabilir. Yani belki olur. Şile'ye gitmeden önce. Aynen. Bu sene Şile'de değiliz, muhtemelen Kalamış'tayız. Plaj futbolunu Kalamış'ta mı yapacağız? Öyle düşünüyoruz. Kalamış'ta tesis var, muhtemelen orada yapacağız. O da bir aksilik olmazsa ki daha iyi olacak. Çünkü mevki olarak yakın. Ne tabii. Şile'ye göre daha şey. Aynen. Her istediğini getirebilirler. Şile biraz yol falan biraz yol uzun olur. Gidiyorsun. Gelmesi sıkıntı. Aileyi götürsen bir de Şile'nin denizinde dalga varsa zaten ailede istakoz gibi olur kenarda. Denize de gelmesi. Kalamış daha iyi olur ya. Umuyoruz. Bakalım ilerleyen haftalarda biraz daha netleşecek. Tekrardan teşekkür ediyorum kaptan katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Ne demek kardeşim. Her zaman. Anadolu Ligi ilk kere özelden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.